Bu hafta eğitim bölümümüzde İstanbul Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesinde görev alan Cane Corso ırkı köpeklerimiz bizlerle beraber. Sevgili seyirciler, bugün Cane Corso'larla birlikteyiz. Misafirimizin ismi Zidane. Zidane belki de İstanbul'un en tanınmış Cane Corso'larından bir tanesi. Çünkü aynı zamanda o bir polis köpeği. Cane Corso'lar genelde sakin, itaatkar, sahibine oldukça bağlı köpeklerdir. İtaat eğitimlerine son derece yatkın olan bu köpeklerin mutlu etmek için çok fazla zorlamadan eğitimlerde tamamen ikna ve ödül yöntemi kullanarak çalışmanız gerekmektedir. Fiziki dayanıklılıklarının çok yüksek olması, sahiplerine çok bağlı olması ve koruma içgüdülerinin bulunması sebebiyle Cane Corso'lar aynı zamanda kişisel koruma köpeği olarak da eğitilebilmektedirler. Gördüğünüz gibi Zidane aynı zamanda bir polis köpeği. İstanbul Çevik Kuvvet Şubesi Köpek Eğitim Merkezi'nde çalışan toplumsal olaylara müdahale, yani kalabalık kontrolü konusunda eğitilmiş bir köpeğimiz. Birazdan idarecisiyle birlikteliğin nasıl başladığı konusunda da onun hikayesini hep birlikte dinleyeceğiz. Birçok operasyonda başarılara imza atan bu köpeklerimizi bir de eğitmenlerinden dinleyelim bakalım. Partnerimin ismi Zidane. Yaklaşık 1,5 yıldır benimle birlikte, 7 yaşında şu an. Nasıl bir köpek olduğundan bahsedecek olursak, gayet iyi bir köpek, sadık bir köpek, yeterince olgun bir köpek yani diğer köpeklere nazaran. Ama yeri geldiği zaman da haşere yaramaz bir çocuk gibi de olabiliyor. Acayip duygusal, diğerlerine nazaran, diğer köpeklere nazaran çok daha duygusal. Zidane'la ilk karşılaşmamız, verildikten sonra en başta ben köpeği aldım. Hani zaten Zidane bilinen bir köpek herkes tarafından. Dışarı çıkardım. Gezdirirken bir golden vardı dışarıda. Direkt üstümüze doğru hamle yapmaya başladı, bana doğru. Zidane bunun farkına vardı. Hemen hamle yaptı bir golden'a doğru. Golden'ı benden uzaklaştırdı hemen. Yani koruyuculuk özelliği çok fazla. Özellikle eve tavsiye ederim görüntüsü bakımından. Bu kadar başarılı bir ırkın eğitimi nasıl verilmekte? Bunu görmek için kameralarımızı eğitmenimiz Gökten Bey'e çeviriyoruz. Zidane ırkı gereği biraz ağırkanlı bir köpek. Eğitimde dediğimiz gibi çok fazla zorlamadan, ikna ederek ağırlıklı olarak sevgi ödülünü kullanmamız gerekiyor. Ses tonumuz da bu anlamda çok önemli, çünkü baskın karakterli köpekler otoriter, fakat onu köpeğimizi çok sıkıştırmayacak, çok baskılamayacak bir ses tonu kullanmamız lazım. Sevgili seyircilerimiz, şu anda da bizim ileri itaat dediğimiz kayışsız ve tasmasız eğitimi görüyorsunuz. Her zaman söylediğimiz gibi itaat, otoriter ses tonu, fakat otoritenin içerisinde sevgi yüklü bir ses tonu ihtiyacımız bulunmakta. Sevgili seyircilerimiz, gördüğünüz gibi bu kadar iri bir Cane Corso'ya da ödülle yaptıramayacağımız hiçbir şey yok. Sevgili izleyicilerimiz, Cane Corso'lar bir polis köpeği olarak eğitildiği gibi koruma köpeği olarak da eğitilebilirler. Şimdi köpeğimizin önce bir tahrikle ısırmasına ve havlamasına çalışacağız. Önce onu havlatalım. Ve bu güzel komutu içinde köpeğimizi ısırmasını sağlayarak ödüllendirmiş oluyoruz. Sevgili seyirciler, gördüğünüz gibi Zidane'ın ileri düzeyde itaati tamamen eğitmeninin kontrolünde olması güzel bir eğitim örneği.